Hepinize selamlar millet. Bugün sizlere ameliyatımla ilgili gelişmeler ve birkaç haftadır ne haldeyim onu anlatacağım. Şimdi ben geçen hafta pazartesi öğlen 3 gibi ameliyat oldum. Şimdi niye ameliyat oldum? De bu ağır ameliyat. Yani ağır demişken hani bildiğiniz deldiler. Kan kaybettim. Dikiş attılar. Yürüyemedim. Bir hafta yerimde yattım falan. Bu tarz bir ameliyat. Şimdi geçen hafta pazar normal her şey normal gidiyordu. Şimdi bir ay önce bende şöyle bir sıkıntı olmuştu. Süt içtiğim zaman eğer ki hani kış ayındayız ya biraz da üşütüyorum. Midemin burasında kalıyor. Hani gaz anlamında kalıyor. Atamıyorum. Buramda kalıyor. Ne yersem kusuyor. Yani burada kaldığı için atıyorum. Aldım şunu yedim. Buramda kalıyor. Geri vücut çıkartıyor. Bu şekildeydi. Dedim ki normal bir şey. Yani bu şey değil. Pazar günü de bana aynısı oldu. Pazar günü uyudum. Pazartesi gece 2'de kalktım. Aynısı oldu. Fakat ağrı bu sefer burada değil şuradaydı. Dedim ki bir şey var. Gece 2'den sabah 6'ya kadar hani sürekli şey oldu. Kusma durumum var. Bayılma durumu da var. Sürekli böyle acı içindeyim. Hani şeye dayanamıyor. Bir süre sonra dedim ki artık ben dayanamıyorum. Öyle bir acıyor ki öyle bir yani düşün. Gece 2'de kalkıyorsun. Hem kusuyorsun hem bayılıyorsun. Hem de belli bir süreçte acı çekiyorsun. Buna dedim ki dayanamıyorum. Ben dedim hastaneye gideceğim. İşte o ara ben şu an annemle falan kalıyorum. Anneannemle bile gittim yan binadaki. Dedim ki ben kötüyüm. Onlar da sıcak su torbası falan istedim onlar. Hani karnım ağrıyor iyi gelir diye. Oysa ki muhabbet şuymuş. Apandisim kötüymüş ve apandise sıcak gittiği zaman patlıyormuş. Yani ben apandisi patlatmaya yakın bir durumdaymışım. Neyse gittim oraya sabah 6 gibi. Konuştuk konuştuk şey yaptık yattık. Orada da dedim dayanamıyorum. Bu arada iki tane parol içtim. Yemek yedim onu çıkardım. Yani bir sürü şey sıkıntıdayım gene. Yani ağrı kesici de alıyorum bir yandan. Neyse dedik tamam hastaneye gidelim. Sonra hastanede de şöyle durum oldu. Biliyorsunuz devlet hastaneler almıyor şu an. Korona olduğu için hiçbir şekilde almıyorlar. Bir de hani şey korkusu var. Devlet hastanesine gidersem korona kaparım. Böyle bir korku olduğu için nereye gidelim? Özele gidelim. Mecburen özele çıktık gittik tabii. Bu durumda şöyle oluyor. Özel de diyor ki ya diyor devlet dolu diyor. Bunlar nasıl olsa bana gelecek diyor. İlgiyi az tutuyor. Eski şeysi yok artık. Ben gittim 7-7.30 gibi gittim. Doktora işte dedim ki ben ölüyorum. Bana şey yapın serum verin falan. Onu da gelecek doktor dediler. Ona kadar yatı 3 saat var bak da. Ben o ölüyorum kıvranıyorum. Tamam mı ağrıdan. Ya bildiğin zahvesel kafamı sıkacağım. Öyle bir kurtuluş şeyi arıyorum. Ondan sonra serum bağladılar. Serum bağladıkları yer buz gibi. Üşüttüm. Bir de ince giymişim ha. Yani böyle şu an mesela bu kalın kazakla falan duruyorum. Zaten ikide bir şöyle yapıyorum. Çünkü sıkıyor beni. Hani şey yapıyor. İncecik bu şeyi düşünün. Hani örnek de yok hepsini yıkamaya attık. İncecik üstümde tamam pijama. Altında pijama. Çorap kötü bir ince çorap. Şey giyiyordum. Babet çorap giyiyordum. İnce. Ondan sonra ayakkabı zaten sporu giymişim. Götüm donuyor. Mont ince mont. Orada bir üşüdüm tamam mı? Soğuğu kaptım. Ondan sonra doktor geldi. Dediler ki ultrasonu alacağız. Ultrasona girdik. Ultrasonda böyle bir şey sürüyorlar. Tamam bakıyorlar ne var ne yok. Dedi ki apandis. İşte patlamamış. Ama patlayabilir bir şeysi var. Doktora gösterin. Sonra doktor gelmiş. Doktorun da ilk şey benmişim. Yeni atanmış. O gün atanmış. Veya. Biz çıktık doktorla konuşuyoruz. Dedi ki apandisiniz kötü durumda ameliyat dediler. Tamam mı? Hemen bizim aile toplandı böyle şey yaptı. İşte ilk kez ben ameliyata giriyorum şey yapıyorum. Ondan sonra işte şey yaptılar. Aldılar bir işte bir iki serum daha pardon serumu şuradan verdiler. İki serum falan daha. İkisi var mı bu arada? Bizi geçmiş. Kolumda bu arada bir fotoğraflar var. Onları da göstereceğim. Hatta şöyle yapalım ya. Dur videoyu yakalamayı kapatayım. Mesela şu benim. Şu saati var mı bunun? 14-21 ayın 2'de mi diyor? Bir dakika. 2-13 14-21. Kameramı da durun şu şuraya alayım. Aradaki farkı siz görün yani şeyle aramdaki. Ya rengim falan bu giderken hastaneye. Tamam mı? Sonra dediler ki işte size şey alacağız. Ameliyat alacağız. Odaya yatırmanız. Bu ben odadayken şöyle bir önlük giydiriyorlar. Tamam şuram zaten serum bağlı. Ondan sonra onun harici ne var şu ameliyattan sonra? Dur. Ha. Ya şöyle ameliyat çıkışı böyle yatıyordum bu yatakta. Burada da götüm dondu. Burada da üşüdüm.
Kaniferler kapalı. Şeyler kapalı mesela. Normalde kanefer yakmıyorlar da. Şeyle ısıtıyorlarmış. Klimayla ısıtıyorlar fakat koronadan dolayı klimaları açamıyorlar. Bana korona testi yaptılar. Sözleşme imzaladılar. Tam ölürsem falan filan diye. Ondan sonra şey oldu. İşte önlüğü giydim. Sürgerler böyle bir şey falan bağlıyorlar yani. Şöyle şöyle takıyorlar. Bir şeyler bağlıyorlar. Şeye götürüyorlar. Aşağı falan işte ameliyat ettiler. Narkozu verdiler. Ondan sonra bir uyandım ben bu haldeyim. Bu şekildeyim. Hani göbeğim de şu şekil. Aynı. Böyle. Böyle bir şey taktılar. Bu şu alt taraftan şeye takılı. Apandisi aldılar ya benim. Apandisi aldıkları yerdeki iltihabı çekmeye bağlı. 3 tane delik var. 3 şimdi dikişli son halinde göstereceğim. Midem, benim kanım normalde bu kadar büyük değil. Bu kadar şiş değil. Ben zaten kolumdan gördüğün önce ince bir şeye sahibim. Birazcık göbek. Bu arada 2-3 kilo vermişim. Tam tamına 3 kilo kaybettim. Göbeğim şiş. O da şeyden dolayı ben size biraz da onu anlatayım bu arada. Şöyle döneyim. Şey yapıyorlar. Buradan girdiler ya diyelim. Gaz verip şişiriyorlar. İşlerimizi kolaylaşsın diye. Şimdi bu fotoğrafta da benim buralarımda gazla şişirilmiş halim bu benim. Daha sonra ben çıktıktan sonra işte şu ilk eve geldiğim halim bu benim. Tamam mı? Bak gördüğün gibi karnım çok şey değil. Sonra full time yattım. Burada salonda yatıyorum. Burada annemin yatakta yatıyorum. Burada gene salonda mıyım? Kendi yatağımda. Bu kendi yatağım. Böyle yatak yatak geziyordum. Ben de fotoğraf şey yapıyordum. Hani ne haldeyim? Yüzüm nasıl? Rengim geldi mi? Rengim soldu mu? Böyle oldum mu? Böyle oldum mu? Yani onlara falan bakıyordum. Şöyle anlatayım. Ya şu an bile bir hafta bir gün oluyor. Dün bantları aldılar. Bir gün bile hafif şey haldeyim. Ne bileyim hala bak arada tutuyorum. Acı var çünkü. Yani acı iyileşmeyecek. Bu aylar boyunca sürecek. Bildiğin şey oldum ben. Kapalı ameliyat oldum. Açık olsa şöyle olacak. Şimdi benim bir delik burada, bir delik burada, bir delik burada ya. Açık olsa bu bölgeyi komple kesiyorlar. Burayı kesip alıyorlar. İşleri hallediyorlar. Geri kapatıyorlar. Bu daha zor. Kapalı da direkt delik şeklinde. Bu daha çabuk iyileştiriyor. Hatta bir haftada ayağa kalkamam bile benim şeymiş. İşte doktora gitmem falan. Doktor normalde millet gelemiyor dedi. 2 haftada ancak geliyor dedi. Arada böyle öksürükler, tıktırıklar, ne bileyim çelikler oluyor. Hastayım çünkü daha iyileşemedim. Ya size şöyle diyeyim. Şuramdan 6 tüp kan aldılar. Tamam mı? Onun harici buradan ben kan kaybettim. Şimdi hemşire geliyor ya, serum verecek. Orayı bir açıyor kan fışkırıyor böyle geri kapatıyor falan. Kolum kan oluyor böyle temizliyorlar. Hemşireler de biraz şeymiş bilmiyormuş yeni şey yapmışlar. Buradan kan kaybediyorum. Burayı kestiler buradan kan kaybettim. Yani anlayacağınız kan man kalmadı bende. Kanımı kuruttular. Başka son halini göstereyim ben size. Son hali şu şekil. Yani demek istediğim şu. Şuradan şey girdi. Diren deliği girdi. Şu bir delik. Tamam mı? Şu bir delik. Şu an şu göbeğim üstünde. Şu anda yani bu mucize bir şey. Açık olsa nasıl oluyormuş biliyor musun? Şöyle kesmeleri gerekecekmiş. Ya bu ne demek biliyor musun? Şu alanı düşün. Şu alanı direkt kesiyorlar açık olsa. Neyse ki ben kapalı yaptırdım. Ha, şu bir tane mutlu oldum. Mesela burada da hala narkozda olduğum için hala gülebiliyorum. Normalde bu kadar gülünmüyor. Burada yüzüm asık mesela. Çok kötü bir şey yani şöyle bir şey. Şöyle uzanınca bile yani peçeteye şöyle burnum akıyor. Mesela almaya kalkarken bile buram kilitleniyor, acıyordu. Kaç şey yapmaya çalıştım. Hani cumartesi günü falan bir yayın açtım. 1-2 saat yapayım dedim. Ya oturabiliyor mu ha bu arada yani? Şöyle bak yani kalkabiliyorum. Doğrulabiliyorum. Geri yatabiliyorum. Sıkıntı yok. Ama bazı şeyleri hala yapamıyorum. Ve öksürük geliyor. Şey oluyor. Bu tarz sıkıntılar var. Tekrardan şu kamerayı büyüteyim. Çok sıkıntı yaşadım. Hele ilk gün var ya o donmalar falan yok. Korona testi diye şurama kadar sokuyorlar. Zaten acım var. Boğazımı şey yapıyorlar. Buramdan kan alıyorlar. Buraya serum veriyorlar. Ya bazen keşke şey dedi bilincim kapalı olsa da direkt ameliyata alsalar dedim. Ameliyathaneye indik bu arada. Orayı tıraşladılar zaten. Kılları falan şeyi. Kollarımı bağladılar. Hani refleks anında bir şey yapmayayım falan diye. Orada buz gibi orada da üşüdüm. Çıktım o gece uyuyamadım zaten. Hani yanında kalan annemi de uyutmam bağırarak. Hani acıdan bağırıyorum artık. Ondan sonra yürütmeye falan çalıştılar. Hafif hafif yürüdüm. Şey falan yaptım.
Bir hafta yani bu bir hafta nasıl geçti anlamadım ben. Çünkü bütün gün yattım. Sadece yattım. Yani dijital kullanan bağlı bilmiyorum. BeamConnect var. İnternete bağlı. Film izliyorum. İşte bizim küçük odada ondan var. Ona geçtim. Bütün filmleri izlemişim. Yaklaşık bir %200'e yakın film var. Bütün filmleri izlemişim. Çünkü tüm gün yatıyorsun. Bir kalkıyorsun. 5 dakika dolanıyorsun. Tekrar geliyorsun. Ya o kadar kötü bir şeydi ki. Ben bir de hani hiç şey yapmadım. Size şöyle izah edeyim. Kolumu kırmadım bugüne kadar. Omzum çıkmadı. Hiç yani vücudumda var ya hiçbir iz yok. Hiçbir şey yani bir şey yok böyle öyle size diyeyim. Hastanelik hiçbir şey yoktu. Bir bu çıktı kendi kendine. Bu da benden kaynaklı bir şey değil. Doğuştan apandis. Yani çok saçma bir organ ya yani, yemin ediyorum. Bileydim de keşke daha önce aldırıyordum. O kadar gereksiz şey ki uğraştırdı ki beni. Yani şeyden geri kaldım. Hani nasıl diyeyim ben tam düzene oturmuştum. Mesela sabah pardon gece 9'da uyuyup akşam 9'da uyuyup gece 4'te kalkıyorum. Bu düzeni sağlamıştım. Gece 4'te kalkıp ne yapıyorum falan diyenler için. 4'ten 8'e videolar hazırlıyordum. 8'den öğle 2'ye videoyu çekiyordum. 2'den de akşam 9'a kadar gene yayın yapıp yatıyordum. Ya da kendime 1-2 saat işte ayırıyordum. İşlerim falan oluyordu şeydi falan. Bunları yapıyordum. Bir de düzene şey yapmaya çalışıyorum. Hani yayında şu saat şu kadar şu kadar saat şunu oynayayım şu kadar saat bunu oynayayım falan diye ayarlamalar yapıyordum. Tam bunların olduğu gün bu patladı. Bir hafta hani şöyle diyeyim yani şey nasıl diyeyim kendimi buraya geçmeyince şey gibi hissediyorum. Ben tembellik yapıyorum gibi hissediyorum. Tam bir şey yapmayacağım. Böyle geçtim. Ve tarafa bakınca ben bir huzursuz oluyorum. Ben bir haftadır bu huzursuzlukta yaşıyorum bir hafta bir gündür. Çünkü hani bir şey yaptığım yok. Yayın açamıyorum, video açamıyorum. Milletten Discord'dan konuşuyor da o da şey olmuyor yani. Ben buraya geçip bir şey yapamıyorum. O yüzden bir önce iyileşmeye şey yaptım. Gene elimdeki kaç videoyu paylaşmaya çalıştım hazırladıklarım falan. Bir iki tane daha var. Ondan sonra herhalde haftaya pazartesi falan dikiş alınır dedi de. Bugün salı. Ben bugün şuna baktım. Şu an 12 dakikadır falan konuşabiliyorum. Yani bir sıkıntı yokmuş. 1-2 gün sonra herhalde videoları çekmeye başlarım. O zaman da elimdeki videolar da tükenir. Hem de sıfırdan başlarız. Tekrardan bir şey yaparım. Bu arada genizim kuruyormuş. Onu fark ettim. Ya çok kötüydü ya. Allah bilseydim yani şey yapmazdım. Yani nasıl diyeyim? Şey üzüyor insanı. Hani benim kendi yaptığım bir şey değil. Mesela ben burama vurdum ya böyle. Bu benim suçum. Ama bu organın böyle yapması benim suçum değil. Ve bu kadar acı çekmem, bu şere şey yapmam falan bana koyuyor ya. Bana şey yapan taraf o yapma yapacak bir şey yok. Geçti acımız şey oldu. Bu demek yani millet şey falan yapıyor mesela. Ben Instagram'a attım şey diye atanlar var ameliyat olmuş. Onun kulübü yürüsüz falan. Yani tipler de olacak tabii de. Ben şey yapmak için o gün mesajı yazamıyordum. Dedim ki çekeyim atayım. Millet en azından şey yaptı. Hani şey yapanlar var. İşte ne zaman, şu ne zaman geliyor, bu ne zaman geliyor. İşte Instagram'dır, WhatsApp'tır, Discord'tur atayım. Millet bilgilensin. Yani en azından kafadaki soru işaretleri gitsin. Ya şeye dönmesin. Mesela ben de çok olmuştu. Birini izliyorum. Adam bırakıp bir gidiyor, bir daha gelmiyor. Yani öyle olsun istemedim. Ne yüzden bilgilendirmek istedim. Yapmak istedim. Hala da şey var. Mesela geçen gün buraya yazdı. Nafi nerelerdesin diye. Oyuna girdiğinde yazıyor mesela. Dedim ameliyat oldum falan filan dedim bununla da ilgili bir şey yapayım. Anlatım falan yapayım. Öyle şey yapayım dedim. Bu arada 13 dakika limitime dolduruyoruz. 15 dakikaya da şey yapıyoruz. Ben kaçayım yavaştan. Videolar 2 gün 3 güne çekmeye başlarım. Yayınlara da başlarım. Gene bir şey olursa yazmanız yeterli. Şimdiden de hepiniz geçmiş olsun diyenlere tek tek teşekkür ediyorum. Görüşürüz.